Arkadaşlar merhaba. Marketten geliyoruz. Bayağı alışveriş yaptık. Şöyle. Bayağı yüklü bir alışveriş yaptık. 4 tane mandalina. Şöyle. 2 tane portakal. 1 tane armut, deveci armutu. Şöyle. Patlıcan tek bir adet aldık. 3 tane biber, böyle hep sayarak aldık bunları. 3 tane salatalık, patates ve 3 tane de soğan aldık. Böyle son derece dolu dolu bir alışveriş yaptık. Market alışverişi. Bir de şu şey de var. 2 tane de ekmek aldık böyle, sandviç ekmeği gibi. Cips aldık. Bir de şöyle şerbet, Ramazan şerbeti miydi bu? Osmanlı şerbeti. Bunları aldık. Şimdi bunlarla akşam yemeği hazırlıyoruz. Tepside şöyle. Köfte aldık böyle. Kombinetin dana, kuzu, kaşarlı köfte şöyle. Bu arada marketteki kasiyer de şoka girdi alışverişimizi görünce. Şu an 2 kişiyiz evde sadece, Rüstem Bey ve ben. Ve yarın geri döneceğimiz için İstanbul'a fazla da alıp burada bekletmek istemedim. Çünkü burada alıp beklettiğimiz zaman ne zaman geleceğimiz belli olmuyor. O yüzden çürüyor, bozuluyor çoğunlukla ürünler. Böyle azar azar hepsinden birer ikişer aldım. Marketteki çocuk da gülüyor. Abi ne kadar çok aldın, böyle çok alışveriş yapmışsın diye. Dedim davetimiz var bugün, misafirimiz var, o yüzden böyle bol bol aldım. Şöyle yalnız şu A101 falan, bu üç harflerden alınan şu soğanlar, patatesler falan tamamen hepsinin içi geçmiş oluyor. Şimdi bunları böyle çok da fazla küçültmeden şöyle, mesela şunu dörde böldüm soğanı. Büyük büyük olsun istiyorum. Belli bir düzenimiz olmayacak. Şöyle, ben böyle büyük seviyorum çünkü. Böyle pişmiş olduğu zaman güzel oluyor. Oradan görünüyor zannedersem. Şöyle çekersem, evet. Şöyle patatesleri de böyle. Belli bir düzenimiz yok. Bunu sobada yapmayı planlıyorum. Rüstem şeyi yapıyor şu anda, sobayı yakmaya çalışıyor. Bugün gün boyu dışarıdaydık. Bahçede, ateş çukurunda da ateş çukuru yapmıştık. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi kazanından. Onu yaktık. Onun üzerinde patates kızarttık. Semaverde çay falan. Böyle içeride dışarıda kaldık bugün hep. Gün boyu. Şimdi bunları böyle koyuyoruz. Belli bir adı yok yemeğin. Uyduruktan bir şey işte. Bakalım ama güzel olacağına eminim. Ben belli bir tarif üzerine hareket etmiyorum. Böyle kafadan uydurma yemekler yapıyorum. Ama yaptıklarım da güzel oluyor, lezzetli oluyor. Eşim de elimin iyi olduğunu söylüyor. Rüstem Bey de, onunla birkaç sefer geldik bizim buraya. Benim şeyden, İstanbul'dan, iş yerinden komşum, arkadaşım. O da beğeniyor yaptığım yemekleri. Hazırlayıp biraz kızdıktan sonra bunu şeye koyacağız, sobaya. Ağır ağır pişsin. Saat kaç şu anda? 7.30 gibi. Akşam 7.30 gibi. Bunu ne zaman atarım belli olmaz. Şu biberleri şöyle büyük büyük kesiyorum. Ben bunları acı değil diye aldım ama acı gibi bir kokusu var bunun ya. Acıyı da çok yiyemiyorum ben.
3'ten 5 hiç yemiyor. Mideden ameliyattı. Allah Allah. İnşallah acı değildir. Acıysa da yemeyeceğiz bunları, ayıracağız. Sadece aroması kalmış olur. Şöyle ara ara yapalım, daha güzel, yani daha şık görüneceğini düşünüyorum. Şöyle soyarsak. Marketteki çocuk da, kasiyer, patlıcan biter görünce ona hepten şaşırdı. Abi iki kişisiniz dedi. Karnı yarık falan yaparsan ikinize bari birer tane düşsün. Ben dedim, bugün bizim davetimiz var, bayağı kalabalık. Bu nasıl olsa bunu bugün yiyeceğiz. Şimdi işte akşam üzeri. Yarına zaten gidiyoruz. O yüzden fazla alıp da stoklamanın da bir anlamı yok. Bunlar tamam böyle. Şimdi köfteleri de koyalım içine. Bugün şeyde, Şok Market'te şey var, Şok diyorum, A101'de köfte sucuk falan vardı. Şöyle yapsak bunu belki de daha güzel olacak, böyle düzerek. Ben rastgele koydum ama şöyle yerleştirsek daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Şöyle bakın, böyle soğanları ortaya koyalım. Tamam, böyle daha iyi. Şey vardı A101'de. 100 şey, belli bir miktar işte 20-30 liralık falan alışveriş yapana Torku'nun şeyi, sucuğu, dana sucuk oldukça güzeldi. Giderken yarın biraz daha alırım. 280 liraymış zannedersem normal fiyatı. Ama şey yapınca, İşte belli bir alışveriş yapınca 150 liraya düşüyor. 150'ye kadar düşüyor. Ve oldukça da lezzetliydi. Tavsiye ederim. Ben normalde sucuğu çok fazla sevmem de. Ama onun lezzeti hoşuma gitti. Şöyle koyuyorum. Keşke bunu zamanında böyle koysaydım. Şimdi içine koymuşken al koy, al koy. Zor oluyor. Evet, böyle daha güzel oluyor. Sunumu da daha güzel olacak. Gerçi burada Rüstem'le ben varız sadece. Önce piliç almayı düşündük. Piliç alalım dedik. Daha sonra köfte daha cazip geldi. Belki yarın gitmeden öğlen yemeği niyetine şey yapabiliriz. Mangal yapabiliriz. Öğlen yemeği. Köftenin tamamını böyle buraya koyduk, yaydık. Rüstem Bey hazır mıdır soba? Ben bitireyim yemeği. Evet, burası böyle. Şu soğanları falan, şöyle birkaç tane biber şöyle atalım üzerine. Soğanlar burada böyle. Tamam. Bence gayet güzel oldu. Yani ben aşçı değilim nihayetinde. Ama gayet iyi oldu. Şöyle bir göstereyim size de şeklini. Şöyle bakın.
da ters çeviremiyorum. Köfteleri araya koydum. Patlıcan, patates, soğan ve yeşil biber var burada. Biraz şimdi üzerine yağ gezdirelim. İnşallah salça vardır. Birçok şey yok çünkü burada. Salça varsa biraz varmış. Salça var. Bunu hatta ben karıştırayım suyla birlikte. Sos yapıp üzerine dökelim. Şöyle biraz nane, maydanoz gibi şeyler de dökelim üzerine. Ay çok döktük. Tüh. Kekiği doldurduk üzerine. Hep de aynı bölgeye dökülmüş oldular. Neyse. Onlar tamam. Şimdi şu salçayı az kalmış zaten burada. Şöyle biraz suyla birlikte karıştırıp sos şeklinde yapıp üzerine dökelim. Ardından soba hazırsa normal şey yaparız. Tuzu koymadık. Bunu da koyalım. Şöyle sos şeklinde koyalım bunu. Çok güzel. Biraz daha su koyalım oraya. Çünkü fırına koyunca suyunu çekiyor. Biraz sulu olsun çünkü suyunu çekiyor. Daha sonra hepsi de kuruyup kalıyor. Evet. Böyle. Tamam. Şimdi bunları atarız çöpe. Biraz da tuz koyalım buna. Yeterli bir. Hatta şöyle bir şey daha yapalım. Bir de domates doğrayalım üzerine. Renk veriyor en azından. Şunu. Bu benim tarifim. Üstelik o yüzden istediğim şeyi katıyorum buraya. Bu benim tarifim olduğu için istediğimi yapıyorum. Hayallerimi yaşıyorum yani. Evet. Böyle daha iyi olur. Daha iyi renklenmiş oldu böylece. Keşke yatık olarak doğramış olsaydım bunları. Neyse. Yaptıkça aklıma geliyor. Ondan sonra değiştirmeye çalışıyorum ama anlık olarak hareket ediyoruz hep. Arkadaşlar bunları hazırladım hepsini. Son olarak görüntüsünü sizinle paylaşayım. Atayım size göstereyim resmini. Bunlar komple çöp. Şöyle bunları çöpe atalım. Şunları da kaldıralım. Bu arada mutfakta da pek de pis çalışmıyorum ben. İyi yedim. Hadi.
erkekler pis çalışır derler ama karıştırır. Ben çok fazla karıştırmıyorum. Şöyle bir görüntü var. Şöyle. Bunu şimdi fırına, sobaya koyuyoruz. Pişsin. Piştikten sonra afiyetle yeriz. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.